Hamas'ın hesaplayamadığı bir dizi iç ve dış dengeler nedeniyle 7 Ekim eylemi bütün Filistin davası içinde Orta Doğu'daki bütün görece direniş dengeleri açısından da negatif bir sonuç üretti. Geçen süreçte gördük ki bir yıl içinde Gazze insansızlaştırma konusunda ciddi bir geriye mesafe kaybetti. İsrail bölgedeki hakimiyetini askeri teknoloji ve emperyalistlerin desteği sayesinde iyice güçlendirdi. Ve az önce sizlerin de söylediği gibi aslında temel direniş odağı durumundaki İran'daki rejimi devirmeye yönelik hamlelerin arttığı bir sürece girmiş vaziyetteyiz. Bu açıdan baktığımızda Lübnan'a yönelik başlayan saldırı esasen Gazze'de belli bir noktaya kadar amacıma ulaştım ama hazır kan gölüne çevirmeye başlamışken diğer rakiplerimi de biraz hırpalayayım ve durumdan daha güçlenerek çıkayım amacı içindi. Bu açıdan dikkat ederseniz Lübnan'a yönelik saldırı, özellikle Hizbullah'a yönelik saldırılar aslında esas stratejik hedef olan İran'a karşı bir mevzi kazanımı. Ama bunun aynı zamanda ihmal edilen bir yanı daha var. Dönüp bütün bir Arap coğrafyasına, Sünni Arap coğrafyasına, evet ben Sünni Filistinlere saldırıyorum ama esas derdim Sünni dünyası değil, ben Sünni dünyasıyla stratejik ittifak yapacağım diyen, dolayısıyla asıl saldırıyı Şiiliğe, İran'a, Hizbullah'a yönelttiği mesajı vermeye çalışan bir saldırı. Bu açıdan baktığımızda bence Siyonist rejim açısından çok akıllıca gerçekleştirilen bir hamle karşısındayız. Türkiye açısından da şunu söylemek lazım. Türkiye'deki mevcut siyasal İslamcı iktidar Sünni ve Filistin'i destekliyor olmasına rağmen aslında Nasrallah'a yönelik suikast, Hizbullah'a yönelik saldırılarda sesini en düşük düzeyde çıkardı. Yani Filistin için çıkarttığı sesin onda birini bile çıkartmayan bir duruş sergiledi. Bu da gösteriyor ki aslında Türkiye kamuoyu nezdinde Filistin'i savunuyormuş gibi yapmaya devam ederek aslında İsrail'in bu oyun planında yer almaya hazır olduğunu gösteriyor. Yani nedir bu oyun planı? Önümüzdeki 10 yıl için İran'ın ve İran'ın müttefiklerinin ve İsrail'e karşı direniş hattının iyice zayıflatıldığı, Sünni ve Siyonist ittifakın, ABD ile birlikteki ittifakın içinde yer almaya hazır bir Türkiye iktidarı ile karşı karşıyayız. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki yakın döneme dair ne yazık ki çok olumlu bir tablo çizebilme imkanımız yok. Dolayısıyla görülüyor ki önümüzdeki dönem İsrail elinin ulaşabildiği tüm direniş ülkelerine, hattına, örgütlerine saldıracak. Buna karşılık Türkiye'de dahil olmak üzere kapitalist, Sünni, siyasal İslamcı diğer güçlerle de ittifak örme politikasında durmaya devam edecek. Bu da önümüzdeki döneme dair yeni bir Türkiye, yeni bir Orta Doğu, yeni bir barış konseptiyle karşı karşıya olduğumuzu çok net gösteriyor. Bu sorun tabii Türkiye'yi, Kürt sorununu da çok doğrudan ilgilendiren bir mesele olarak karşımızda. Barış açısından da çok umut var bir süreç karşısında olmadığımızı doğrusu düşünüyorum. Bir ihtimal eğer Orta Doğu'daki statükoda bir değişim olmazsa Kürtler lehine, Kürtlerin farklı grupları lehine avantajlar sağlayabilir. Ama bu avantajlar meselesini de dikkatli değerlendirmek lazım. Türkiye Kürtleri, Rojava Kürtleri, Irak Kürtleri, İran Kürtleri açısından aslında kendi bulundukları ülkelerin iktidarları tarafından sürekli inkara, imhaya, sürgüne maruz bırakılan bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda, karşıdan bakıldığında bugün İsrail'in saldırdığı güçler aslında
Kürtleri yok etmek, yok saymak isteyen güçler. Ve dolayısıyla bir müddet sonra ki Rojava'da ABD ile Rojava'daki PYD arasındaki mevcut yakın ilişkiyi de dikkate alırsak, önümüzdeki birkaç yıl içinde pekala Kürtlerin İsrail'le yakınlaşması ihtimali söz konusu olabilir. Fakat burada şu soğukkanlılığı göstermek zorundayız. Kürtler eğer İsrail'e yaklaşan bir politika izlerlerse, mevcut ABD ile olan ilişkilerini sürdürmeye devam ederlerse, bu bölgedeki diğer rejimlerin Kürtleri çaresiz bırakmasının sonucu kaçınılmaz olan bir durumdur. Dolayısıyla eğer gerçekten samimi bir şekilde bir anti-emperyalizm, anti-siyonizm çizgisi izleniyorsa, bu çizgi samimiyetle Kürt sorununun çözümüne de yönelmek zorundadır. Kendi Kürtlerini imha eden, kendi Kürtlerini inkar eden bölgedeki Türk, Acem ve Arap rejimlerinin ve güçlerinin kalkıp da Kürtlere herhangi bir söz söyleyebilme hakları olabilmesi için kendi ülkelerindeki Kürt sorununu çözmeleri gerekiyor. Eğer bu kaos halinin devamına yardımcı çizgide devam ederlerse, önümüzdeki 10 yıl içinde Siyonizm daha güçlü, emperyalizm daha güçlü, direniş hattı daha da dağıtılmış vaziyette olacak ve siyasal İslamcı, Sünni siyasal İslamcı ama rejimlerin güçlendiği ama Şii rejimlerin ise daraldığı, zayıflatıldığı bir Orta Doğu ile karşı karşıya kalacağız. Yani diyelim ki Hizbullah ezildi, Filistin ezildi, İran rejimi ezildi. Buradan asla demokratik bir Orta Doğu çıkmayacaktır. Halkların kardeşliği çıkmayacaktır. Bu açıdan kesinlikle net bir duruş sergilemek lazım. Türkiye'deki rejim de, Türkiye'deki muhalifler de. İster anayasa tartışması olsun, ister Kürt meselesi, ister başka herhangi bir mesele olsun. Bunun samimiyetinin ölçütü ona yönelik süreçte sokakta, basında, devlet davranışlarında, yargı kararlarında ne yapıldığında kendisini hemen gösterir. Dolayısıyla biz bunları görene kadar kalkıp da iktidarın samimiyetinden yana hayaller kurmayalım. Ama bunları yaparsa elbette acaba gerçekten böyle bir açılım yapıyor mu düşünmeye başlayalım. Fakat ben şu anda bunun olmadığı kanaatindeyim. Esasen muhalif medyanın da ısrarla bu meseleyi işleyiş biçimi sadece iktidarın değil, onların da samimi olmadığını gösteriyor. Çünkü onlar da sürekli DEM Parti Başkanı, MHP Başkanı ile el sıkıştı falan üzerinden acaba bizi bırakır iktidarı desteklerler mi kaygısına düşüyor. Oysa onlarda da samimi olsa ne yaparlar? Ya biz bugüne kadar Kürt soruna dair söz kurmadık, korkularımıza yenildik, ideolojik ön yargılarımıza yenildik. Yani MHP Başkanı bile gidip DEM Parti ile el sıkışıyorsa bu bize ayıptır. Biz de o zaman el yükseltelim. O zaman diyelim ki evet Türkiye'de de Kürtler var, Kürtlerin sorunlarını çözmemiz lazım falan üzerinden. Dolayısıyla iktidar samimi değil, muhalefet de samimi değil. İktidarın bu davranışından da şu hayale bazı Kürt aydınlarının ifadelerinden hissediyorum ki buradan yana da bir umut üretilmeye başlanmış. Bu tip yanlış umutlara kapılmamak lazım. Şu anda Kürt halkı açısından da Kürt aydınları açısından da umuda kapılmak için en küçük bir veri henüz ortada yok. Şimdi Devlet Bahçeli gidiyor el sıkışıyor. Niye el sıkışıyor? Çünkü Orta Doğu'nun bu sıkışmışlığında, ekonominin bu sıkışmışlığında elini rahatlatmak için, Türkiye toplumu üstündeki hegemonyasını güçlendirmek için, sanki aslında Türkiye'nin bütün sorunlarından yana samimi bir duruş sergiliyormuş izlenimi yaratmak için yapıyor bunu. Ama bu tamamen bir vitrin düzenlemesi. Yani Cumhurbaşkanı'nın, diğer AKP sözcülerinin açıklamaları hep böyle. Yani ne zaman ki bu doğrultuda adım atılmaya başlanır, örneğin basın açıklamaları engellenmez, örneğin hasta tutsaklar sorunu çözülmeye başlanır, örneğin rehin olarak tutulan siyasilerin serbest bırakılması yönüne doğru gidilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmaya başlanır, o zaman hakikaten galiba bir açılım var. Bugün Türkiye
İsrail ve Orta Doğu konusunda şöyle bir sıkışıklık içinde. Türkiye biliyorsunuz NATO üyesi. Avrupa Birliği'ne ekonomik anlamda göbeğinden bağımlı. Bunlar ise çok açık bir şekilde İsrail'den yana tutum takınıyorlar ve dolayısıyla Türkiye'nin mevcut anti-İsrail politikasının da sürdürülemez olduğunu farkındalar. Dikkat ederseniz ticareti sürdürüyorlar. Dikkat ederseniz boşaltılan yerlere yeni binalar dikilmesini sağlayacak işte çelik, demir, beton dahil olmak üzere her türlü ihracat devam ediyor. Dolayısıyla aslında ipleri koparmak istemiyorlar. Ama toplumun vicdanı nedeniyle de tavır da koymak zorundalar. Şu anda oradan dolayı da sıkışmışlar. Dolayısıyla Türkiye eğer bir açılım yaparsa, bakın ben İsrail'e, Siyonizm'e karşıyım ama kendi içimde hiç olmazsa bak demokrattım diyebilmek için Kürt sorununda bir adım atmak zorunda. Ama bu atacağı anlamına gelmez. Ama atmaya sanki meyyalmiş gibi göstermek zorunda. Yarın öbür gün ne olur bilemiyorum. Belki de 2013'teki gibi bir yeniden bir çözüm hattına girilebilir. Ama şu anda henüz daha bu sanki varmış gibi davranmamak lazım. Çünkü yok şu anda yani ortada. Dolayısıyla önümüzdeki günler her şeye gebe. Her şeye gebeyken herkes çözüm üretici bir strateji üretmek zorundadır. Bence şu anda bölgede stratejik, teorik, politik perspektif anlamda sonrasına dair çözüm üretici önerme yapan bir tek Kürtler var. Bunu şöyle açayım. Orta Doğu sorununun çözümü aslında konfederal bir çözümden geçiyor. Kürt hareketi bunu 10 yıllar öncesinden söylemeye başladı. Yani bu sınırları mayınlarla doldurduğumuza gevşetelim sınırları. Ama gevşetmek için halkların sorunlarını çözelim. Halkların sorunu çözüldüğünde o sınırlarla kaybettiğimiz ekonomik ve toplumsal imkanların yerine olağanüstü büyük ekonomik ve toplumsal kazanımlar elde edeceğiz. Ne yapalım? Ortak vatanda demokratik bir cumhuriyet kuralım. Yani bu kimi Kürt siyasetçiler tarafından da anlaşılmıyor. Sanki Kürt davasının satılması olarak sunulmaya çalışılıyor. Oysa bunu iddia edenlerin örneğin Barzani'nin şahsında neler yaptıklarını, bölge gericilikleriyle işbirliğinden tut, kendi Federe Kürdistan'da demokrasiyi bile inşa edememek noktasından tut, o kadar geri bir konum sergiliyorlar. Oysa Türkiye Kürt hareketi şu konuda çok ciddi açılım yaptı değil mi uygunsa, Türkiye'ye de bölgeye de bir imdat simidi uzattı. Bakın eğer böyle bir perspektife işte demokratik bir modernleşmeye geçersek, eğer konfederal bir çözüme Avrupa Birliği'nde uygulanan modele geçersek, eğer işte ortak vatanda demokratik bir cumhuriyet inşa edersek, sadece Kürtler rahatlamaz. Kürtlerden daha fazla veya en az Kürtler kadar Türkler, Araplar, Acemler ve bölgede inkar edilmiş diğer artık küçük azınlıklara çevrilmiş halkların bütünü rahatlar, nefes alır. O zaman Türkiye ve Orta Doğu ekonomisi hızla yükselmeye başlanır. Yani bu çok büyük bir imkan ve bu stratejik bir perspektif. Bakın yani Türkiye'nin anlı şanlı sosyal demokratları, siyasal İslamcıları, faşistleri, sosyalistleri böyle bir perspektif üretmedi, üretemedi. Bu kadar geniş bir vizyon üretemedi. Burada aslında ezilmişin aklı ile karşı karşıyayız. Ezilmişin aklı aslında ezenlere de ya ben sadece seninle mücadele etmek istemiyorum. Yani mücadele et tamam ben mücadele ederim ama yani birbirimizi kırmaktan başka bir sonuç yok. Çünkü insan, akıllı insan döner geçmiş 10 yılına bakar, döner geçmiş 30 yılına bakar, döner geçmiş 50 yılına, 100 yılına bakar ve der ki ya buradan bir çözüm üretilemiyor. O halde nasıl bir çözüm üretelim? Gelin başka bir yol deneyelim der. Bu özgüven göstergesidir. Bu bence tarihi doğru okuma göstergesidir. Bu geleceğe dair de vizyon üretme kapasitesidir. Dolayısıyla buradan bir çözüm üretilebilir. Hatta buradan çözüm mutlak anlamda üretilir. Çünkü bu perspektif Filistin sorununu da çözüyor.
İsrail'in Siyonizme teslim olmayıp İsrail'in demokratlarının iktidar olması imkanını da açıyor. Türkiye'de de İslamcının demokratlaşmasını, sosyal demokratının gerçek sosyal demokrat olmasına imkan sağlıyor. Çünkü gerilim olmayınca, savaş olmayınca, sömürü olmayınca ne olacaktır? Toplumlar gevşeyecektir. Gevşeyince demokrasiyi rahat uygulayacaktır. O zaman kimse kalkıp da taşeron çalıştırma, emekliye 12.500 lira maaşla açlığa talim etme yap diyemeyecektir. Dolayısıyla bu çözüm dediğim gibi sadece Kürt sorunu çözmez. Bu sorun Türk sorununu da çözer. Bu sorun Arap sorununu çözer. Bu sorun emperyalizmin bölgedeki tahakküm sorunu çözer. Dolayısıyla ben bu çözümden bölgenin hızla yol alabileceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki şu anda bölgenin egemenleri bu çözümü konuşmak bile istemiyorlar. Gündeme gelmesini de engelliyorlar. Medyada da konuşulmasını istemiyorlar. Yani böyle bir çizgide şu anda inat ediyorlar. Umalım ve dileyelim ki DEM Parti Başkanı'na uzatılan MHP'nin eli böyle bir imkana imkan sağlasın. Ama tabii dedim ya, hayalci olmamak lazım.